devrenin son karşılaşmasında 9 puanla 6. sırada yer alan temsilcimiz misafir ettiği Bağcılar Spor'la lider 17 puanla karşı karşıya geliyor ve hava ihtimali yüksek, ancak futbol 90 dakika oynanacak ve sonucunu hep birlikte göreceğiz. Öncelikle centilmenlik adına iki takıma da Bursa'da medya yayın ekibi olarak başarılar diliyoruz. Hak eden kazandığı bir müsabaka olsun. Şimdi işaret çaldı ve maç başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz. Arif Akın offside, bayrağı şimdi ayakta. Hemen oyun başladı. İçeriye doğru hareketlendiler. Arka direkte Fırat Çakıroğlu. Fırat aldı, ceza alanı içinde, istediği gibi kontrol edemedi. Atak devam edecek mi? Yusuf bir anda pozisyonunu kaybetti Yusuf. Şimdi bir kez atak tazeci. Kültür 1987. Akın. Döner top, şut ve gol! Gol! Yusuf Ali Çakır. Bir sıfır öne geçiyor ve şimdi bir kez daha Sabah. Kemal arkaya doğru bıraktı. Semih Usta. Semih müsait pozisyonda. Semih içeriye. Ulaş. Mükemmel bir plaseydi. Ulaş. Topu çevirdi. Fırat Çakıroğlu sıyrıldı Fatih'ten. Fırat Çakıroğlu şöyle bir etrafına baktı. Akın'a doğru uzun bir top. Akın'a doğru uzun top. Diye baktı. Sezgin'i de geçti. İçeriye arkaya doğru Fatih. Ve gol. Fatih'in şutu, bir anda orta şut karışımı. Bir bir ve Kültür Spor tekrar oyunu başlatıyor. Fatih içeride, Kemal arkadaşlarına baktı. Fatih. Ceza alanında dışında bekleyen arkadaşı var. Kemal Akbaba kaleye doğru. Rüzgarın etkisiyle bir anda kaleye düştü. Rüzgar. Bu arada Kerem'in Fırat'a yaptığı hareket. Hakem devam dedi. Fırat hala yerde. Rüzgarı arkasına alan takım Bağcılar Spor Kulübü. Zaten gol de onun etkisiyle geldi diyebiliriz. Burada Fırat hala yerde. Furkan Ogün. Şimdi oyun durdurdu. İtirazlarından dolayı 16. dakikada 10 numaralı formasına Hamdi. Akın ve gol! Akın Arıcan 19'dan çıkıp 20'ye doğru girerken Yusuf Ali Çakır yine golün içinde. Akın Arıcan 19. dakika. 20. dakika, maç bir kez daha başlıyor. Kültür 1987-2 Bağcılar Spor Kulübü 1. Golün de tam mücadelesi. Faul. Furkan'ın haklarına yaptığı harekete faul diyor hakem. Serbest vuruş Bağcılar Spor Kulübü'nün. Bu arada golde Akın'ın plesesi de görülmeye değer hakikaten. Şimdi itirazlarından dolayı iki oyuncu da yanına çağırıyor Tunoğan Hoca. Tribünlerin ve atmosferin gerginliğinden dolayı etki altında kalmamalarını. Dün yaptığı hareket faul ve sarı kart. O günün yaptığı harekete kart diyor. At. Bir karambol. Ulaş. Rüzgar oldukça etkili bu dakikalarda. Fırat Çakıroğlu araya girdi Fatih'ten önce. Fırat. Yusuf Ali Çakır. Yusuf Ali Akın offside'da mı değil? Hamdi Kerem'le pozisyonu. Kerem Az. Şimdi uzaklaştırır Sezgin. Sezgin. Yusuf Ali faul yok dedi. Akın'a doğru. Akın gole gidiyor. Akın ve top yanağlarda. Kurtardı. Serdar içeriye doğru. Fatih istediği gibi vuramadı. Ulaş Mert Çakır. Akın, Hamdi mükemmel mücadele.
Frikik. Sezgin'in pozisyonu. Şafak Sarı. Hoca düdüğünü çalacak. İşaret geldi. Hamdi. Hamdi yerden vurup barajdan döndü. Yusuf Ali Çakır. Şöyle bir arkadaşına baktı. Feyzullah'ı geçti. Şafak kesti orada. Murat kesti. Yusuf, bu arada Fırat Çakıroğlu'ndan Akın'a doğru. Kerem. Şimdi Feyzullah. Korner. Oo, bu arada evet. Evet, bir sporcunun ne olursa olsun parmak işaretiyle seni gidi seni yapar gibi hareketleri çok yakışıksız. Ne kadar tecrübe etmedi nedense. Arka direğe doğru ve Kemal Akbaba'nın. Kemal ile tehdit eder gibi konuşması biraz da moral motivasyonu etkileyen kullanıldı. Arka direğe doğru penaltı noktasına sekti Şafak. Bir şut Ulaş. Korner offside. Kaleci Mert 2 Semih Hak'tan Taç Şafak. Bu arada oyun devam ediyor mu? Taç mı bu? Bir elektriklenme orada. Darın müdahalesinde yerde kalan bir oyuncu var. Kültür 1987'de maçta gerginlik bir hayli arttı. Yusuf Ali Çakır yerde kalan oyuncu. Müdahaleyi yapan oyuncu 22 numara Serdar Bilik. Serdar Rahman Bilik. Oyun oldukça sertleşmeye başladı bu dakikalar. Herkesi uzaklaşmasını söyledi. Özellikle top durduğu anda evet. Taç atışında sert bir müdahale rakibini. Offside. Fırat Fatih döndü aldı topu. Kemal Akbaba. Bütün toplar Kemal'de birleşiyor. Kerem Az. İçeriye doğru. Ön direk. Ferhat dışarıya mı? Kaleye paralel giden top. Yusuf Ali Çakır. Taç. De. Yusuf Ali Çakır. Yusuf Ali. Yusuf Ali son çizgiye inmek istedi. İçeriye çevirdi Şafak. Bir kez daha Yusuf Ali. Fırat Çakıroğlu düzeltti. Fırat defans da Kerem Ağar. Fırat. Az önceki tartışmalı pozisyonun figürlerinden biri. Serdar. Semih. Sezgin. Serdar. Kısa bir üçgen yaptı orada Bağcılar. Şimdi araya girdi Yusuf. Akın offside yok. Akın gole gidiyor. Offside bayrağı kalktı. Beraber son uzatma dakikalarındaki o pozisyon hala tartışılıyor. Onun itirazları devam ediyor. Gerginlik bir hayli üst seviyede. İtirazlar devam ediyor. Röportajlar biraz sonra. Yusuf Ali Çakır'ın golü 6. dakika. Müthiş bir heyecan 6. dakika. O gün kullandı Hamdi Çavuşoğlu. Feyzullah Saray, Sezgin. Şimdi o kanattan Serdar Bilik. Az önceki tartışmalı pozisyonun figürlerinden biri Serdar. Semih, Sezgin, Serdar. Kısa bir üçgen yaptı orada Bağcılar.
Şimdi araya girdi Yusuf. Akın offside yok. Akın gole gidiyor. Offside bayrağı kalktı. İnanılmaz bir şey. Akın geriden çıktı. Oo, yani pozisyonu görmek lazım ama Kerem'in offside'ı. Evet, pozisyon oynuyor. Özellikle misafir takım Bağcılar, beyaz formalı sporcular topu kaptırıyorlar. Bir hatalı pas var. Kültür Sporu futbolu topu alıyor. Bakın pozisyonu oynuyor. Kültür Sporu takım arkadaşına atacak, daha kendi sahasının hemen önünde diğer takım oyuncusu gözükmüyorken pası atmasına rağmen arada 3-4 metre fark var. Tabi zıt yönde koşular yaptıkları için saniyeler arasında süre kayboluyor. Ama yardımcının hatalı bayrağı ve akabinde orta hakemin de ona eşlik etmesiyle düdük çalıyor. Bariz bir pozisyon böylelikle harcanmış oluyor. Bozduğunu gördüm ben burada. Evet, müsabakanın hakemleri yani biraz burada misafir takımın tarafından baktıklarını gözlemliyoruz. Özellikle sporcuların, kültür sporlu sporcuların el temasıyla yerde kaldığı pozisyonlara kart verilmemesi, bazı pozisyonların inisiyatif tercih hakkını misafir takım adına kullandığını maalesef ki gözlemliyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz onu merak ediyoruz. Pozisyonun tekrarını tabii izleyeceğiz hep beraber. Görüntüler var. Ama bizim gördüğümüz açıdan yani geriden çıkmış gibi geldi. Kemal. O gün şimdi Ferhat. Arkadan hareketlenen 22 numara Serdar Bilik. Serdar dışarıya. Korner. Ulaşım müdahalesi.